Selam millet, Dede Oynar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda mobil bir oyun olan evrimleşme oyununu oynayacağız. Bu deney evrim anlayışınızı geliştirmek için HDHD katılarak bize daha doğru simülasyonla oluşturmak için gerekli verileri toplamakta yardımcı olursunuz. Kıbrıslı mısın? Olursunuz diyorsun. Olur musunuz demiyor yani. Olursunuz? Evet, olurum. Teşekkür ederim. Mavi ekran. Oyun bozuldu. Evet. Dünya. Gaz ve toz bulutu birleşip milyonlarca, milyarlarca yılda sıkışıp ondan sonra dev bir alev topuna, magma topuna dönüştü. Güneşin etrafında böyle döner, soğumaya çalışırken dünya gezegeni. Satın almak için tekrar dokunun. Satın aldım. İlkel çorba ay. Ev yıldız. Ne kadar mükemmel. Dünya gezegenime klik manyağı yaparak bir ilkel çorba satın alıyorum. İlkel çorba ne? Organik bileşenler açısından zengin bir çözelti. Yaşam için koşulları belirlemek inanılmaktadır. Ay alırsam ne oluyor? Artı 4 dokunma başına artı 4 almış oluyorum. Bir saniye kardeşlerim, ben şu dünyaya bir döneyim. Güneşe de dokunsam, dünyaya da dokunsam aynı oluyor. Bu güzel müzik eşliğinde uzayda ne kadar yalnızım değil mi? Soğumaya çalışan, daha üzerinde ilk canlıların belirmesi için trilyonlarca yıl olan, bilmiyorum işte. Işık yılları bir şeyler, büyük rakamlar bunlar. Küçücük bir insanın kendi hayatı ve zaman ölçüsüyle bunları değerlendirmesi biraz zor. Düşünsenize şurada 50 yıl tire 100 yıllık bir hayat yaşayıp ne kadar çok şey yaşadık, neler gördük diyoruz. Gezegenimiz milyar yaşında. 240, ah çok az kalmış. Erken teslim oldum. Ay'ı aldım. Mars büyüklüğünde bir nesne, genç yeryüzüne çarptığında ay doğar. Mars büyüklüğünde bir nesne, gencecik yeryüzüne çarptığı için ay doğmuş. Yani ay bizden, dünyadan doğmuş ay. Ay bizim çocuğumuzmuş. Artık nereye dokansak 5 veriyor bize. Şöyle bir gelelim. Nükleoidler. Nükleoidler dokunma başına artı 1 veriyor. RNA ve DNA. Bizim de vücudumuzun temel taşları. Amino asitler. Başka bir şey. Altyapı oluşturuyoruz artık. Mükemmel. Ne oldu? Amino asit. Yaşam oluşturuldu. Artık yaşam var. Aldığın her yaşam daha fazla arka plan entropi üretimi kazanır. Bence de. DNA saniyede artı 0,25. DNA yaşam oluşturuldu. İkisi birden yüzüyor orada. Amino asit. Bir tane daha geldi. Hazır. 30 dakika boyunca bonus ücretsiz bir işler yaparsın diyor. Sen şimdi şöyle bir gel. Tamam mı? Bak. Dünya bayağı güzel bir yere döndü. Görüyor musun? Soğudu. Kıtalar falan oluştu. Okyanus var artık dünyanın üzerinde. Misler gibi. Bayağı bir şeyler artık çıkıyor orada. Tıkır 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 bir şeyler oluşuyor yani. Bu nedir hocam? Bir iki satın al. Hepsini satın aldım ben. Şu anda saniyede benim klimden daha fazla şey oluşmaya başladı sanki. Yo. Öyle bir şey yok canım. Benim klimden fazla oluşabilir mi? Benim gücüme karşı koyabilir mi hiç? Şimdi şöyle bir gelelim. 850'de volkan varmış. Amino asit %300 daha fazla verimli olacakmış. Daha verimli olacakmış. Peki protein, DNA %100 daha verimli. RNA bilmiyorum. Bu ne? Prokaryotik hücre. Ya bir saniye bırak bu prokaryotik bu işleri bırak. Bu ne? Aa ne kadar güzel. Oluşturduğum dünyadaki suyun içinde bir yaşam oluştu. Suyun içinde resmen bir sürü küçük şeyin fıtır 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 gezdiğini görebiliyorum. Saniyede artı 41 diyor. Bu niye çalışmıyor? Ha, çünkü sıfır tane var ondan.
Ondan alabilmek için çünkü bizim 12.000 tane olması gerekiyormuş. Vay. Üzücü. Şöyle bir gelelim hemen. DNA 2 çarpı üretken. İlginç. RNA verdim gitti. Volkan onu da vereceğim şimdi. Dur dur. Dur vereceğim. Kaçamaz o. Aynı zamanda burada yapabiliyormuş yani. Başka yere gitmek zorunda değilmişim. Volkan geliyorum sana. Bu dünyada canlılar çıkacak koç. Bu dünyada canlılar çıkmadan hiçbir şey yapılmaz. Sevdiğim de bir arkadaşımdır Volkan. Ozon tabakası mı? Sen çok ağır girdin olaya ya. Dur daha hemen ozon tabakasına falan gelme. Önce bir sanayi devrimini yapayım. Ozon tabakasını delecek hale geleyim. Ben hazır olmadan böyle şeyler yaptığın zaman ben geriliyorum yani. Ben böyle bir insanım abi. İnsanoğlu işte. Ozonu delmeden önce. DNA %100 daha verimli. Oo, şu anda işte ateşledi. Şu anda ateşlemeye başladı. DNA'nın verimliliği arta 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 arta. En sonunda şimdi çılgıncasına oradan bana puanlar geliyor. Bir şeyler geliyor. Bunu da aldık. İlkel çorbada hayat kabarcık kadar ilk belirtileri. Ne oldu? Prokaryotik hücre çıktı. Küçük prokaryotik hücre suyun içinde yüzüyor. Nerede prokaryotik? Sana klikleyeceğim. Senin üzerine klikleyeceğim prokaryotik. Bu ne? Zaman akışı. Hazır 1 saat. Neden bahsediyorsun acaba? Ateş. Ateşle beni. Çekirdek prokaryotik hücre %50 daha verimli. Ondan sonra şurada prokaryotik hücre bir tane olmuş en sonunda. Saniyede 61 tane verdiği için tabii çılgın bir hızla orada bir gelişim sağlanıyor. Güzel. Şimdi o prokaryotik hücreyi de ben geçtim. Şurada DNA'yı, MDA'yı nasıl tekrar tekrar satın alıyorum ben? Kendini kopyala. DNA'nın sonsuz yapılandırmada benzer özelliğiyle bir molekülün tüm evrensel değişikliklerin temelini oluşturur. Gurur duydum. Gurur duydum seninle DNA. Vallahi gurur duydum seninle tek kelimeyle. Bunu buradan nasıl 266'ya alıyor peki? Öyle bir şey almıyor. Kalitesi artıyor bunun. Bunun kalitesi arttığı zaman ...16/saniye, 18/saniye. İlginç. Hücre zarı. Bütün bunları aldık değil mi? Şunu da aldık. Virüs diye bir şey var abi. Virüs ne? Prokaryotik hücre %50 daha verimli. Vallahi virüsü aldım. Prokaryotik hücre %50 daha verimli oldu. Ama böylece dünyaya da ilk virüsü bilmem neyi pislik fareliği de yapmış olduk yani. Bileydik öyle bir şey yapmazdık değil mi? Kardeşim bekleyeceksin efendi gibi. ...51/saniye. Saniyede 92 tane. Saniyede hala 92 tane ama çok çılgın bir artma hızıyla artıyor en azından. Benim kliklemelerime daha fazla gelecek bir şey yok mu? Ben klikleyerek hani oradan bir inceden yürüseydim. Mitokondriyi yapacağım ya. Vallahi verdim mitokondriyi. Ökaryotik hücre çıktı. Ökaryotik hücre. Karyokinezi arttırmamız lazım kardeşlerim. Hayat bir türlü başlayamadı. Bakın gezegende milyarlarca yıl geçti. Dünya soğudu falan. Biz hala orada işte amino asit üreteceğiz de, terliksi hayvan üreteceğiz de, kamçılı hayvan üreteceğiz diye böyle garip garip şeyler yapıyoruz. Halbuki şimdiye kadar bizim bir üst teknolojiye geçmemiz lazım şu ökaryotik hücreye. Geliyor. Ökaryotik hücre geliyor. Saniyede 102 tane de o veriyormuş zaten. Ben ilk sudaki ilk böyle minik çok hücreli canlıya geçebilecek miyim acaba? Prokaryotik hücrenin daha karmaşık kuzeni. Birkaç prokaryotik hücrelerin simbiyotik birleşmesiyle oluşmuş. Severim. Helal olsun. Eşeğsiz üreme. En sevdiğimiz bu geyiklere geldik. Eşeğli üreme, eşeğsiz üreme. Ökaryotik hücre var ama onu biz daha hiç alamadık galiba, öyle mi? Şimdi bundan dolayı biz bundan doğru bizim galiba şuradan
Dokunma başına bonusu bu arada bu vermiş. Artık dokunma başına 20 bonus alıyorum. Gurur duydum tek kelimeyle kendimle. Keşke autoclicker falan olsaydı elimde. Bakteri. DNA %100 daha verimli. Bak bakteriyi de oradan görememişim. RNA'nın hepsinin sonu bitmiş şu anda. Ozon tabakası vardı değil mi 65'e? Ne yapıyor abi ozon tabakası pardon? Hop. Aradan bir şey geçti. Kaçmaz. Ozon tabakası. Ultraviyole radyasyondan gezegeni koruyan dünyanın stratosferinde bir katman. Entropi dokunuşu kazançları %1. Peki. Şimdi dedim ki getir ben aya falan orada. Onlarda sıkıntı yok. Tamam gayet güzel. Şurası 12.000 olmuş. 12.000 görünmüş. 60.000 olursam eğer 19.000'de eşeysiz üreme varmış. Ben 19.000'de eşeysiz üremeyi bir seçeyim. Eşeysiz üreme ne yapacakmış bize? Entropi dokunuşu kazançları artı 45 dokunma başına. Abo. Dokunma başına artı 45 verirse 65 verir demek oluyor bu. Bu beni çıldırtır. Mouse'umu kırarım. Mouse'u kırar içinden geçerim bu oyunun öyle bir şey olursa. Klik diye ekranı harçalarım resmen. Hep birlikte göreceğiz bunu. Bu söylediğim vahşi eylemleri gerçekleştirecek miyim? Şu anda gerçekleşti. 65 saniyede 566 diye bir çılgınlık gerçekleşti orada. Şu anda başka bir şey yok. Evet şu anda başka bir şey yok. Ozon kaldı. Ozon haricinde hiçbir şey kalmadı yani. Şöyle bir dünyaya bakalım. Dünyamız ne durumda? Dünya gayet güzel abi. Hala güneşe de klikleyebiliyoruz. Sağımızı solumuzu göremiyor mu? Başka gezegen... Aha dünyayı çevirebiliyorum. Dünyayı bu yöne çevirebiliyorum. Dünyanın her şeyini ben çevirebiliyorum. Aya müdahale edemedim. Aya müdahale edemedim. Kıtalar daha yeterince ayrılmamış. Büyük kıta var orada bir tane. Oo! 10 saniye için 30x dokunması geldi. Yemin ediyorum bu ihya.com.tr sırasında insanlık çığır atladı. Çığır çığır. İnsanlık bu sırada var ya koptu gitti. Ben söyleyeyim. Daha bu insanlığı kimse durduramaz. Şuna bak. Bizim mutajenik çorba şu anda bu durumda. Peki. Mutajenik çorbada başka bir şey vermeme gerek yok. Ozonum var benim burada. Ozon tabakası diyeyim. Verdim ozonu abi. Ozon tabakasını verdim. Entropi başına %1 bonus alacağım dedi dokunmaya. Bu ala ala anca bu kadar bonus alabildi. 61 oldu. Peki. Şunlara bir gelelim şimdi. Bu hücre saniyede 102 alacaktı ya. Al saniyede 102 al sen şimdi. Sen de bu kadar al. Sen de böyle al. Sen de böyle al. Hatta şu şekil al. Bu şekildir. Bu şekildir. Bu da şekildir. Bu neymiş? İlk amino asitler. 25 amino asit oluşturuldu. Teşekkür ederim. Bu bir ödül müydü? Vallahi bu bir ödülmüş. 25 amino asit oluşturdun diye bana ödül verdi. Satın al 10x102 satın al maksimum. Satın al 1x. Ha, 10x almaya çalışıyorum diye kalmış. O yüzden deminden beri ben onu alamıyormuşum. Üzücü. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Saniyede 526'ya çıkmış. Saniyede 1000'e çıkıyor ben kliklediğim zaman. Tabii ben kliklediğim zaman. Amino asitler şöyle bir 50 olsunlar ya. 50 olamadılar. Fiyatları arttı amino asitlerin. Amino asitler dedi ki biraz bekleyeceksin hocam sen dedi. Gen havuzuna bir dalış. 25 DNA oluşturuldu. Güzel. DNA da 25 oluştu diye bizi ödüllendirdi. O zaman aslında şundan 25 tane yapsak. Hop bir tane daha ödül. Prokaryotik hücreler düzenlendi. Ya ben bu işi biliyorum. Ödül üstüne ödül diye yürüyorum oradan çaktırmadan. İşte versene ödülümü. Nerede? Ödül nerede? Vermişsin. Çok affedersin. 50 tane bir ödül daha olur bence. Aynen öyle. 50 tane oluşturdun hocam. Sen nasıl bir adamsın dedi. Doku. Ökaryotik %50 daha verimli. %50 daha verimli. Kiri taşmalar günlük ödül paneli bilmem ne. Al bunu topla. Entropi. Her bir bonusu verdim ya. Vallahi her bir bonusu verdim. Sünger diye bir şey çıktı. Sünger verirsek bir çok olur. İlk çok hücreli organizma ortaya çıktı. Bak. Çok hücreli organizma ortaya çıktı. Sünger. Suyun dibinde bir sünger oluştu. Mükemmel.
Suyun dibinde bir sünger oluştu. Bakayım. Oo, sen buraya bak. Su ne hale geldi? Ama ilk defa burada da bir yaşam görüntüsü ortaya çıktı. Bu da önemli bir şey bizim için. Deniz anası verelim bir tane. Hayat okyanus tabanını bırakır ve yolculuk başlıyor. Canım deniz anası ya. Flatworm. Flatworm orada duruyor. Şimdi standart hareketler şöyle yapmamız lazım. Saniyede 4 tane veriyor ama en uygunu bu olduğu için bunu şöyle bir arttıracağız. Mesela bu saniyede 1,6'ya bu paraya veriyor. Yani bu kötü. Artık DNA vermemiz lazım bizim. Bu da ama 10.000'e 4 tane veriyor. Bu 19.000'e 11 tane veriyor. Daha iyi. Şuraya bir gelelim. Şu ağaca. Prokaryotik hücre 22.000. Prokaryotik hücre 22.000. Ben o yüzden demin tek fiyatını görüyormuşum buradan. Buraya bakınca 10x fiyatını görüyormuşum. O yüzden ben demin bir saçmalık yapıyormuşum. Burada daha benim işim yok. Burada bir şey yapmayacağız. Eşeğili üreme 45.000. Deniz anası. Bak buradan açmışım deniz anasını. Buradan da dokuyu açmışız. Kaslar 100.000. Sünger %100 daha verimli. Deniz anası %100 daha verimli. Çok güzel, çok güzel hocam. Hemen bir klik yapalım. Saniyedeki topladığımız şey bizim bir çıldırılsın. Böyle bir çıldırılmış sayılara ulaşsın. Bu bizim neyi, eşeğili üreme neyi sağlayacak? Entropi dokunuş kazançlar %1. Aslında bu çok da umursanacak bir şey değil. Zaten o seçili ya. Bir şekilde seçiliymiş o. Eşeği süreme, eşeği üreme. İkisi de seçilmiş. Radyal simetri. Deniz anası %50 daha verimli. Hayır olsun bakalım. Deniz anası ne kadar verimli ki şu anda? Deniz arası saniyede 102 veriyor. En iyi şey deniz anasıymış. Evet, düşündüm de. Deniz anası saniyede 153. Şu anda mükemmel oldu. Deniz anası %100 daha verimli. Oo! Benim acilen bunları yapmam lazım. Bakalım süngerin verimi ile alakalı bir şey var mı? Sünger %100, sünger bilmem ne. Başka? Başka bir şey yok mu? Flatworm var 200 binde. Ama 200 bine de, 200 bine de çok var ya. Şöyle bir gelelim. Ökaryotik hücreyi biz eğer arttırabilirsek aslında çok iyi olur da 22 bine ökaryotik hücre saniyede 11 veriyor. Bu prokaryotik hücre pardon ökaryotik 12 bine saniyede 31 veriyor. Bu 11 bine saniyede 40 bin 41 veriyor. Bu durumda sünger abi. Çarpı 3 üreten 122 bölü second falan yazıyor ya, onu anlayamadım ben. Hop, yakaladım. Oradan öyle bir şey gitmeye çalışıyordu ama ben yemem. Hemen onu oradan gömçerdim. 2x güçlenmenin tadını çıkar. Kalan bu kadar. Yok canım, sağ olasın. Şimdi şöyle bir gelelim. Kaslar sünger %100 daha verimli. Ha, bu özellikle de burada gösteriyor. Yani aslında ana ekranda tıkladığımız şeyleri bu aşağılara koymuşlar. Deniz anası. Sünger %100 daha verimli olsun. Ben şimdi süngeri göreceğim bak. Bak süngere hop saniyede 42 işte bu kadar. Saniyede 42 abi. Misler gibi. Flatworm da alabilirim emin değilim. Çünkü artık bir solucana, yassı solucana geçilsin istiyorum. Yassı solucandan sonra ne var bir görmek istiyorum onu çok merak ediyorum. Biz insanın yanına yaklaşamayacağız ya. Yani bu dünyada bu şeyi oluşturmak kolay değilmiş. Canı cananı oluşturmak kolay değilmiş yani. Bir de ben şu dünya görüşüne geri dönsem, dünya görüşümü değiştirsin. Buradaki. Uzaydan da veriyorsun bana parayı. Yalandan dünyaya kilitletiyorsun var ya. Bildiğin uzaydan da veriyorsun halbuki parayı. Flatworm yok. Entropi patlaması. Ateş. Ne oldu? Aa, 10 milyon entropi verdi bana. Yuh. O zaman Flatworm. O zaman bir saniye Flatworm çıktı. Yaşam oluşturuldu. Yassı solucan. Gözlere bak. Yassı solucan orada gidiyor. Peki. Şöyle gelelim, böyle gelelim. Dünyaya gelelim. Bunu yakalayalım.
Gerçi 10 milyon almak çok daha karlıydı ama niye böyle bir şey yaptıysam. Şimdi 10 milyonumu kullanarak ben bir sürü şey alabilirim. Geçen sefer 80 kere mi kliklemiştim ona? Galiba bu sefer soyunu çıkardım. 103 kere klikledim. Neyse. Oluyor böyle şeyler. Bazen çıldırabiliyor insanlar. Çıldırılıyor. Şu menüden değil de şuradan yapacağım abi. Gizemli kaya. Onu geçtim. Flatworm'den sonraki ne bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Polipeptitler, amino asit %50, koza, entropi dokunuşu artı 125, omurgalı, flatworm %30 daha, flatworm %10 daha etkili, deniz anası daha etkili, gergin sistem, flatworm %50 daha etkili. Tamam, şu anda okeyiz. Şimdi şu ağaç şeklindeki şeye bakalım. Şeyli üremeden sonra ne varmış? Koza varmış. 120 bin ama bunun için bu lazım. Kozayı verdik mi? Deniz anası %100 daha verimli. Evet verdik. 1,6 milyonda balık var. Balığı niye veremiyorum? Pigment.biyotiler sistemi. Sinir kordon. Sinir kordonu ver. Ha, 1,2 milyon. Zaten onu bana göstermiş. Pigment nokta. Aç kilidini. Balık. Balığa gelemedik mi daha? Gizemli kaya ne ya? Benim bu gizemli kayayı kırmamı mı bekliyorsun acaba? Harbiden benim kırmamı bekliyor ya. Aa, 200 kere vur diyor buna. Terbiyesize bak. Vururum lan, vurmayacağımı mı zannettin? Dünyada yaşam oluşturmak gibi ulvi bir amacım var benim. Gizemli kayayı da kırarım. Her şeyi de kırarım yani. O saatten sonra İçinden bir şeyler parlamaya başladı ama biraz fazla gizemli bir kayaymış gerçekten. Tırsıyorum. Gizemli kaya. Metin kaya. Dinozorus. Dinozorus çıktı. Evrimin bir koluna açıldı. Evrimin bir dalı açıldı. Merhaba. Tekrar. Ben Semblance, bu simülasyonda çalışan yapay zeka. Garip bir fosil keşfettiniz. İlginç değil mi? Dünyada daha hiç yaşamamış bir canlının fosilini keşfettim. Bir zamanlar dünyadaki baskın yaşam şekliydi. Belki de onların ölümüyle nasıl karşılaştıklarını öğrenmek insanların kendi sonlarını nasıl karşılayabileceklerini öğretecektir. Hazır mısın? Hayır diye seçenek yok ya abi. Evet var sadece. Mesozoik Vadi. İstediğin zaman ana ağaca dönebilirsin. Birinci simülasyon var orada. Mesozoik Vadi'ye geçip ben oraya bir tane şöyle yaratık koyuyorum. Archosaur. Yaşam oluşturuldu. Archosaur ne yapıyor şimdi? Yavrum Archosaur, senin hiçbir şeyin yok. Olayın yok. Böyle daha fazla fosil çıkartıyorsun. Sonra daha fazla fosil alıyorum. Daha fazla fosil çıkartıyorsun. Peki, şuraya bakalım. Ha, bunu ben doğru bir şey mi yapıyorum toplayarak? Evrimsel özelliklerini yükseltmek için mutajen kullanın. 15. Kaya. Fosil. Peki. Toplamak kuş kalçalı dinozorlar. Aç abi bunu. Kuş kalçalı dinozor. Ne çıktı? Bizim inek çıktı. Para sor. Bildiğim bizim para sor çıktı abi. Ha birinci simülasyona döndüm öyle klikleyince. Birinci simülasyonda çünkü aslında yapacağım çok fazla şey var daha. Balığı açmam lazım. Balığa neden izin vermedi bana? Onu anlamadım ben. Haydi, bir mezozoik vadiye dönüyorum, bir tekrar birinci simülasyona dönüyorum.
Bir daha birinciliğe döneceğim abi. Adamı hasta etme. Ben buna dönmek için kliklemedim. Ona yanlışlıkla klikledim. Korkuyorum şimdi. 300 mü? Ben buna kliklenince sadece 300 mü alıyordum? Suyun içi... Tamam, bu çorbayı da bıraktım. Bundan da bahsetmiyorum. Suyun altı diyorum. Hadi onu da bıraktım. Balığa geldim. Balığı saldım abi. İlk balık çıktı. İlk balık bu değildi ama. Dunkleus... Aa yok, ilk balık değil, pardon. Karaya çıkan gillerin başında Dunkleosus geliyordu galiba. Karaya çıkan gillerden olması lazım. Sonra canım. Arada reklamı meklamı yapıştırıyorsun bana. Öyle puanla muanla demek de olmaz o işler. Geçeceksin onu. Balık yumurtası, çene, akciğer. Balık %25 daha verimli. Şimdi ben bunu açayım, tamam mı? Birincisi bunu yapalım. İkincisi bir buradan balık verelim. Flatworm verelim. Hatta Flatworm verelim. Şöyle Flatworm verelim işte biz. Bunları bir alalım. O milyonlar yağdı oradan. Oradan milyonlar yağdı. Ne kadar güzel. Lungfish. İlk hayvanlar okyanus çıkan ve karada yaşamaya başlamak. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmelsin. Tek kelimeyle mükemmelsin. Ciğerli balık. Bu da bir balık. Ama ciğerli. Yani ciğeri var işte hayvanın. Şimdi takdiri ilahi. Buna neden denmez? Şu balık. Çıkıyor, nefes alıyor yani. Diyor ki benim şurada bir canım sıkıldı, sudan bir çıkayım da iki nefes alayım diyor. Hayvan takılıyor yani gayet güzel bir şekilde. Şunu ateşlesem 100 milyon mu diyor bu sefer. Ver 100 milyonu ya kanka. Tetrapod. İşte tamamen sudan çıkmış. Karada yürüyen canlı. Ama ne yürümek? Yani böyle karada tabii hiç başka düşmanı yok. Ağaçlar falan var. Onları yemek için dışarı çıkmış. Böyle ağır ağır takılıyor. Seni de yakaladım. Yakalamamışım. Pardon. Oo, dünya bayağı değişmiş bu arada ha. Üzerinde iklimler falan oluşmuş. Karalar birbirinden uzaklaşmaya başlamış. Çakal dünya. Ufak ufak şekil almaya başlamış. Su da bu arada hayat. İnanılmaz. Bombastik bir şekilde devam ediyor. Billion var burada. Milyarlar, milyonlar havalarda uçuyor. Alt taraflarla işimiz bitti artık, değil mi? Bir zamanlar bir ozon mozon bir şeyler kovalıyorduk. Hiçbir şey kalmadı. Vallahi hiçbir şey kalmadı. O zaman şöyle bir gelelim. Balığa diyelim ki 5 tane. Flatworm'e diyelim ki 10 tane. Deniz anasına diyelim ki 25 tane. Onyx diyelim. Süngere diyelim ki 50 tane diyemedik. Onyx diyelim. Şuna diyelim. Buna da diyemedik. Ama şurada bir şeyler açıldı galiba. Evet, bunları toplarsak eğer bonusları yeterince bir şeyler söyleyebiliriz gibi geliyor bana. O söyledik söyledik, mükemmel oldu. Onyx. 1x. 5, 10, 25, 50, 50. Hocam, sizi de bir arttırayım mı ben ya? Bunlara birlik almasın artık. Bunlar çok ucuz ya. Bunları da böyle arttırabilirim. 50 50. Tamam, çok güzel. Satın al 100x, hiçbiri olmuyor. Satın al 10x diyelim.
Bitti para. Mis gibi parayı sıvadık. Ama şuradan tabii bonuslar bir şeyler var. Onları kullandığımız zaman yine geliyor para. Bunu 70 diyelim. Sonra onu 60 deriz. Ona 60 demek için para yetmiyor. 66 milyon bilmem kaç diyor. Ah şimdi yetti. O da 60 oldu. Geri kalanlar 50-50-50. Sıralı dizildi. 10 numara. 10 numara. Mercan %100 daha verimli. Her biri yüzde bilmem kaç daha verimli olsun. Suyun da yalnız yani hiç hoş bir manzara değil. Suyun da vıcığı çıktı artık. Su yaşanacak gibi değil. Çok kalabalık oldu. Mezozoik vadiye biz geri dönelim. Orada gayet kibar. Minik dinozorlarımız vardır. Bak sen kalçalıya. Topla topla. Kalçalı. Her seferinde 60 mı veriyorsun? Bin bin veriyor şimdi. Bunlarda şey yok. Otomatik bir şey yok belli ki. Manuel. Tamamı manuel. Manuel Samuel diye çalışıyorlar. Kaya açık. Ne çıktı içinden? Sivrisinek mi çıktı? Yok, T-Rex mi çıktı? O ne ya? Hiçbir şeye benzetemedim ben onu. Astegosaurus'muş ya. Nasıl benzetemedim ki onu? Bildiğin Stego'ymuş. Kardeşlerim gerçekten ilginç bir oyunmuş ya. Kendince dinozorların ortaya çıkışı, dünyadaki ilk hayatın ortaya çıkışı falan filan bunları gayet güzel anlatıyor. Bak bak. Bitmiyor ama bir yerde bunun bir sonunun gelmesi lazım değil mi? O yüzden biz de sonu gelsin diye. Ha bu otomatiğe dönüştürme şeyi gelmiş ona pardon. Belli bir seviyeden sonra otomatik toplama özelliği geliyormuş. O açılıyormuş. Ben onu bilemedim. Wow. Şimdi bir de belli bir tane toplaması lazım. Belli bir miktar. Ondan bahsediyor galiba. Diyor ki belli bir miktar toplayabilirsin. Peki buna ne zaman gelecek böyle bir upgrade? Var mı bunun böyle bir upgrade'i? Bilemedim. Dediğim gibi kardeşlerim güzel bir oyun, değişik bir oyun, bilgilendirici bir oyun. Öğütücü ama öğretici değil, öğütücü, sizi sindiren bir oyun. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.